Değerli konuklar, sempozyumumuzun 3. oturumuna hepiniz hoş geldiniz. Ben de öncelikle bu önemli sempozyumu düzenleyen ve katkı veren herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Burada yer aldığım için de memnuniyetimi belirtmek istedim. Bu oturumumuz biliyorsunuz çok değerli meslektaşımız Aydın İleri'ye ithaf edildi. İzin verirseniz kendisiyle ilgili kısa bir biyografik yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Araştırmacı yazar Aydın İleri 1977 yılında İstanbul Kadıköy'de doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini İstanbul Maltepe'de tamamladı. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü lisans, 2011 yılında Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü yüksek lisans programından mezun oldu. 2006'da Amfora yayıncılığı kurdu. Pek çok gazete ve dergide kitap, kütüphane, okuma kültürü, çocuk edebiyatı, düşünce özgürlüğü, sansür, çocuk ve gençlik edebiyatı alanında yazılar yazdı. Bu konularda seminerlere, söyleşilere ve TV programlarına katıldı. Okuma konusunda kampanyalar yürüterek okumaajansı.com isimli kültür sanat portalını yönetti. Yayıncılık ve kütüphanecilik çalışmalarına uzun süre aktif olarak devam ettiren İleri, birçok sivil toplum kuruluşuna üye olarak da çalışmalarda bulundu. Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Merkezi, Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel Başkan Yardımcılığı ve Okul Kütüphanecileri Derneği Başkanlığı görevlerini yürüttü. Telif hakları, fikri haklar ve benzeri konularda çalışmaları bulunan İleri, yayıncılık ve kütüphanecilik alanında bilirkişi olarak görev yaptı. Bununla birlikte yazarlık çalışmalarında da bulundu. İleri'nin 2006 yılında yayınlanan Eşitle Gelen Aydınlık isimli bir araştırma inceleme kitabı, 2010 yılında yayınlanan Olimpos Öyküleri isimli ortak öykü kitabında bir öyküsü, 80'lerde Çocuk Olmak ve 90'lar Çocuk mu Genç mi isimli kitap çalışmalarında bir deneme anısı, 2015 yılında yayınlanan Bisiklet Öyküleri ve 2019 yılında yayınlanan Atatürk'ten Çocuklar İçin Öyküler isimli öykü kitapları bulunmaktadır. Bergama Belediyesi Bergama Araştırmaları Kütüphanesi Koordinatörlüğü görevini de yürüten İleri, maalesef 2022 yılında çok genç denecek yaşta koronavirüs nedeniyle aramızdan ayrıldı. Kendisiyle yaptığımız pek çok ortak çalışmalar vardı. Ben de kendisini rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun inşallah. Üçüncü oturumumuzda da çok değerli konuşmacılarımız var. Dört konuşmacı ama bir bildiğimiz iki kişi tarafından hazırlandı ve paylaşımlı olarak iki değerli konuğumuz tarafından sunulacak. Ben CV'ler yayınlandığı için burada tekrar vakit almasın diye okumuyorum ama siz de web sayfasında bulabilirsiniz değerli konuşmacılarımızın kısa biyografilerini. Zaman hep gecikmeli gidiyoruz. O yüzden zamanı iyi kullanmak adına ben konuşmacılarımızdan özellikle rica edeceğim. 15 dakikayla mümkünse sınırlayalım lütfen. Ve daha çok değerli konuklarımıza zaman verelim ki soru cevap kısmını da gerçekleştirmiş olalım. İlk konuşmacımız Profesör Doktor Mehmet Toplu. Cumhuriyet döneminde iktidarların ideolojik yaklaşımları ve kütüphanecilik politikaları politikasızlığın paradigması başlıklı konuşmasını yapacaktı. Toplu benden yarım saat izin istedi ama maalesef söylediğim gibi kendisinden özellikle rica ediyorum yoksa kesmek durumunda kalacağım. Baştan söylüyorum. Susturamazsın ki. İlk benim ama güzel başlıyor. Güzel konuşuyoruz da sesini. Şimdi bizim bu oturumu 100. yıla düzenleyen herkese çok teşekkürler. Gerçekten bizim kuşağın böyle bir şeye rastlamış olması ayrıca bir sevinç. Çünkü 100 yıla denk gelmek. Ama Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'ya baktığımız zaman Osmanlı haricindeki 15 cumhuriyetin hepsinin ömrü 150-200 yıl olmuş. Osmanlı bir tek 600 yıl. Yani 16 cumhuriyet kurmuşuz, 16 devlet kurmuşuz, özür dilerim, 15'ini batırmışız.
İnşallah bu ileride devam eder. İnşallah. Şimdi ikinci konuşma Aydın İleri, bir de Hasan Akbayrak kardeşimiz. Aramızdan çok genç yaşta ayrıldı. Hasan hakikaten çok üzüldüm ama Aydın'ı ben ayrıca çok üzüldüm. Çünkü Aydın bu kütüphanecilik camiasında belirli bir ölçüde linç edilmeye çalışan bir arkadaşımızdı. Bu oturumun buna denk gelmiş olması ve benim bu oturumda konuşuyor olmam da ayrıca benim için bir şans oldu diyeyim. Ben Aydın'la en çok kavga eden kişi de ben. Onu da söyleyeyim. Çünkü birçok şeyde işte Ali Fuat da şahit. Şimdi Cumhuriyet döneminde iktidarı ideolojik akıllı ve kütüphanecilik politikası, politikasının paradigması dediğimiz hikayede. Şimdi burada 54 tane slide var. Ben bunları okumayacağım. Çünkü bu zamana kadar birçok arkadaşımız birçok şey söylendi. Hakikaten çok büyük katkılar sağlandı. Şimdi sadece şunu söyleyeceğim. Bu paradigma dediğimiz zaman, işte devletin ve hükümetlerin gözetim paradigması, hizmet paradigması, bilgi erişim paradigması, bütün bunlar kütüphanecilik alandaki temel şeylerdir. Daha sonra kamu politikası devletin yapmayı ya da yapmamayı düşündü. Çünkü bu çok önemli. Bunun altını çiziyorum. Yapmayı ya da yapmamayı düşündüğü bir uygulamadır. Kütüphanecilik alanının tam buraya oturtuyorum. Çünkü devlet Türkiye'de kütüphanecilik alanda yapıyormuş gibi gözüküp 100 yıl önce yapmayan bir kurumdur. Yapıyormuş gibi gözüküp yapmayan bir kurumdur. Daha sonra burada bunlara geçiyorum. İdeoloji ve devletin ideolojik ayrılıkları. Ben şimdi İletişim Fakültesi'nde çalıştığım için, yani orada öğretimcisiyim. Alt üzerindir ideoloji ve devletin ideolojik ayrılıkları. Kütüphanecilik tamamen bir ideolojik ayrılıktır. Devlet yetiştirmek istediği insan tipini nasıl yetiştirmek istiyorsa kütüphaneleri o çerçevede tanımlar ve dizayn eder. Ve kütüphaneler eğer ülkelerdeki biraz sonra slaytları hızlıca geçeceğim, ele almayacağım. Tartışmalarında eğer özgür ve demokratik bir mesela liberalizm gibi, sosyal demokrasi gibi ülkelerde kütüphaneler daha özgürlükçü bir tanım içerisinde yer alıp herkesin kendini geliştirmesini onlar sağlayabilirken totaliter faşizmin olduğu ülkelerde ise tamamen devlet kime ne okutmak istiyorsa o materyallerin yer aldığı bir yapıda kütüphaneler. Bunu da göz önünde bulmak gerekiyor. Kütüphanecinde işte ideolojik ayrılıklar, eğitim sistemi, medya ve iletişim, propaganda araçları, kültürel kurumlar, bütün bunlar gidiyor. Kütüphaneleri burada arkadaşlar çok uzun slayt olduğu için girmiyorum. Eğitim sistemi içerisinde çok önemli medya kurum. Bir de kütüphanecilikte tartışmadığımız, yüzyıl boyunca tartışmadığımız temel konular, ideoloji kapsamında bizim kütüphanelerini nasıl ele alabilirdik? Hiç tartışmadık. Liberalizmde kütüphaneyi nasıl tanımlayabilirdik? Marksizmde nasıl tanımlayabilirdik? Sosyal demokraside, faşizmde, bunlara totaliter rejimlerde bunları nasıl tanımlayabilirdik? Türk kütüphanecinde ele alınmayan en yegane temel konulardan biri budur. Onun için de biz yol haritamızı belirleyemedik. Buraya da geçiyorum. Çünkü bunları arkadaşlar gerçekten hepsini tek tek ele aldım. Orada slaytlarda okuyabilirsiniz. Şimdi ben Türkiye'ye geleceğim doğrudan olarak. Şimdi Türkiye'de kütüphaneciliği ele alacaksak, kütüphaneciliği bir toplumsal yapıyı göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Kütüphaneler var mı yok mu? Ne varsa yoksa neden? Çünkü bilgiyi gereksinim duyan, bilgiye ihtiyaç duyan birinci kesim toplumun kendisidir. Baktığınız zaman 1927 yılında Türkiye'de insanların %75'i kırsal kesimde yaşıyor. Kütüphanecilik şehirli bir kültür. Şehirli bir kültür oldu. Birisi bunu bilmemiz gerekiyor. Bir 2020 yılında %7 kırsal kesim yaşayan, bu bilgi doğru bir bilgi değil arkadaşlar. Sorun şudur. Onu da söyleyeyim. Türkiye'de büyük şehirler ilan edildikten sonra, birçok kent büyük şehir ilan edildikten sonra bütün köylerin hepsi mahalle olarak adlandırıldı. Onun için mahalle olarak adlandırılan yerler aslında hala köydür. Ancak büyük şehir olduğu için mahalle olarak geçer. Bunu bilmemiz gerekiyor. İkincisi okur yazar oranı. 1927'de 10.6. Bakın 89'u toplumu okur yazar değil. 2022'de %97'yi çıkmış. 2.7 okur yazar değil. Burada şöyle bir şey var. Şimdi
Sabah Hasan Hocam da söyledi, bazı konuşmacı arkadaşlar da söyledi. Okur yazarlık konusunda Kemal Karpat'ın bir kitabında ve Devlet İstatistik Enstitüsü'nün bir takım araştırmalarında o dönemde okur yazarlığın %20'ler, 25'ler civarında olduğuna dair bir takım veriler. Ancak şöyle bir şey burada olabilir. Birisi dün Hülya Hocam da sanırım söyledi. Bir işte Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Balkan Savaşı, Kafkas, yani bütün o savaşlarda önemli bir kesim yoksa okur yazarlık kırıldı. İkincisi, Cumhuriyet ilan ettikten sonra elimizde Anadolu kaldı. Anadolu kaldığı zaman Türkiye'nin asıl okur yazar kesimi Balkanlar ve benzeri Türkiye dışında kaldığı için istatistiklerdeki bu Kemal Karpat ve Devlet İstatistik Enstitüsü'nün oynamalarına birazcık bu olabilir. Ancak şu kadarını söyleyeyim, şu istatistikte daha başka bir şey var, onu da söyleyeyim. İlkokul sonrası okuma yazarı geldiğiniz zaman, bakın 97'de toplumun ancak %12.32'si ortaokul, lise dengi 13.34, yüksek öğretim 5.21. Arkadaşlar, Avrupa'da 1950 yılında Avrupa ülkelerinde okur yazarlık oranı lise düzeyinde %80'dir. %80'dir. 1789 Fransız devriminin olduğu zaman Fransız ülkeleri, Fransa'da okur yazarlık oranı %46'dır. 1789'dan bahsediyorum. Şimdi günümüze geldiğimiz zaman nedir? Okuma yazma bilmeyen hala, bakın Türkiye'de nüfusun %50'si ortaokul ve altı nüfus. Kütüphane hikayesinde ele almamız gereken temel yaklaşımdan biri bu. Yani kütüphane olgusunun neden olmadığını dair baktığımız zaman. İş gücünün eğitim durumu, en acıklısı bu bakın, 1960 yılında toplumun %72.3'ü okur yazar değil. 2022'de bu 1'e düşüyor ancak ilkokul ve hala 2022 yılında toplumun %48'i ortaokul ve altı, yani %50'si ortaokul ve altı mezun. Şimdi kütüphanecilik, kütüphane dediğiniz olgu bilgiye ihtiyaç duyan insana bağlıdır. Şimdi ben onu yapamamız diye istatistik. Şimdi şuradan gelelim. Şimdi burada Osmanlı'da basılan kitap sayısı 36.912. 28'e kadar arkadaşlar, yani eski harflerin şey yaptığı döneme kadar. Şimdi bu tartışma yapıldı. Bunun üzerine hemen kısaca geçelim. Burada 1828 yılında II. Mahmut'un Tıbbiye Şahane'yi açarken kullandığı şu cümle var. Çok önemli. Bu okullarda biz Tıbbiye Şahane'de Türkçe kitaplarla eğitim yapmak isterdik. Hani soruyorsunuz diyor, neden Fransızca eğitim? Vaktiyle diyor, bizde işte İbn Sina'lar vardı, şeyler vardı, bunların kitapları vardı. Ancak diyor, şu anda o kitaplar işlerini yitirdiği gibi diyor, bizim elimizde Tıbbiye Şahane'de okutacak kitabımız yoktu. Onun için Fransızca okutuyoruz diyor. Bakın bunu söyleyen 2. Abdülhamit, dönemin padişahıdır. Şimdi, Türkiye'de matbaa evet 1493'te, yani 91 deniyor. Adnan Adıvar'a göre 91, bilmem kaç 1490, bir şeyle birlikte İspanya'da kurulan Yahudilerle geliyor. Daha sonra 1568'de Rumlar, daha sonra 1628'de Ermeniler falan kuruyor ama işlevselik kazanmıyor. 1728'de İbrahim Müteferrika ile birlikte matbaa kuruluyor. İbrahim Müteferrika öldükten sonra bakılıyor ki kitapların hiçbiri satılmamış, evde olduğu gibi istiklalini duruyor. Yani okur yazar oranınıza bağlı olarak. Şimdi burada Niyazi Berkes ismini geçtim. Niyazi Berkes, yani şu arkadaşlar, Türkiye'de öğrenmek istiyorsanız, birincisi Türkiye'deki çağdaşlaşmayı, bütün arkadaşlar yazsın, Türkiye'deki çağdaşlaşmayı bir okuyacaksınız. Bir de Türk düşünürde Batı sorununu okuyacaksınız. Yani bu ikisini okuduğumuz zaman Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Osmanlı'yı çok iyi anlarsınız. Şimdi bunu bir bilmek gerekiyor. Bakın, şimdi yıllar itibariyle kitapların basım oranlarına baktığınız zaman, Türkiye'de bakın, matbaacılığın ya da matbaanın işlevselleşmeye başladı. 1860'lı yıllardan itibaren yüzerli kitaplar basılmaya çalışıldı. Yüzerli. Daha önce yok. Yani 1800'ü o döneme kadar Türkiye'de basılan kitap sayısı falan çok fazla yok. Tabii. Yani şimdi kendimizi kandırmayalım. Türkiye'de İbrahim Müteferrika matbaası kapandıktan sonra 1780'li yıllarda İstanbul'daki Berri Hümayun veya Bahri Hümayun, karıştırıyor olabilirim, o okulun matbaası kullanılmaya başlıyor. Devlet onu kullanmaya başlıyor. O derecelik veya da mühendislik okulu. Şimdi bu da Türkiye'deki basılan kitap sayısı yıllar içerisinde. Bakın Cumhuriyet'ten itibaren 23'ten itibaren binler binler diye gidiyor.
İşte 2001 yılında 12 yıl, 2002 yılında 16 yıl. Ondan sonra aniden 2023'ten 20 bin ve günümüzde 83 bine çıkıyor. Şimdi bunun anlamlı bir, Türkiye'deki üretim yapsam bakın anlamlı bir yapısı yok. Bunun daha sonra Doğan'la da biz bunu konuşmuştuk daha önce. Bu şuradan kaynaklanıyor olabilir. Çünkü piyasada bu kadar kitap yok. Birçok insan akademik çalışmalar ve benzeri de kendisini şey yapabilmek için, kriterlerini tutturabilmek için 6 tane 7 tane kitap bastırıyor, ISBN numarası alıyor. Bunlar piyasaya hiçbir zaman çıkmıyor. Şimdi buradaki istatistiklerden kaynaklı sorun birazcık buradan kaynaklanıyor olabilir. Türkiye'nin dünya bilimsel literatürüne katkısı şu anda 16. sıraya düşmüş, yükselmiş durumdayız. Bu 1980'li yıllarda 44'tü. Şimdi bir anda 16. düştük, hatta son 2 yılda inanılmaz derecede bir artış var. Ama bu bilimsel yayınların artışının, bu impact faktör dediğimiz yapılar geldiğimiz zaman biz 35. sıraya çıkıyoruz bir anda. Yani ürettiğimiz bilginin uluslararası ölçekte kullanılabilirliği çok fazla yok. Şimdi kütüphane sayılarına geldiği zaman Milli Kütüphane, 1257 Halk Kütüphanesi, 625 Üniversite Kütüphanesi ve benzeri gidiyor. Şimdi burada Türkiye'de hala 87 ilçede halk kütüphanesi yok. Bunu bilelim. Çünkü bunları söylüyorum, biraz sonra başka çıkarımlar yapacağım. Bunları geçiyorum arkadaşlar. Çünkü Bülent'te biraz sonra halk kütüphaneleri sayılarını vereceği için geçiyorum. Şimdi şunu bilelim. Ben kısacık bunları özetleyeyim. 23-46. Türkiye Cumhuriyeti'nin modernleştirme çabaları kapsamında Türkiye'de atılan adımlar. Bu nedir? Düveyin raporu, Hamit Süveri Kuşay ve benzeri. Bunlar önemli raporlar. Ama bunlar hepsi rapor olarak kalmış. Nerede aktif olarak geçiyor? 1940'lı yıllarda birincisi şeydir, enstitülerin kurulmasıdır, köy enstitülerinin. İkincisi halk evlerinin kurulmasıdır. Halk evleri 32'de kuruluyor. Orada kütüphane faaliyetleri ve benzeri var. Buradaki temel mantık ne? Devletin ideolojik aygıtları kapsamında nasıl adam yetiştireceğiz? Temel mantık budur. Yani modernizm kapsamında modernist bir devleti yaratmak çabasıdır. Şimdi biraz önce değinilmeyen bir şey var. 1930'lu 40'lı yılı 40 yılında Batı klasiklerinin çevrilmesi çabası var. Bu çok önemli bir şeydir. Çünkü devletin o ideolojik olarak nasıl bir toplum yaratmaya çalıştığının bir ürünüdür o 1940. Ama daha sonra 1950 yıllardan sonra bu yapı çelişiyor. Bu devletin o temel bastırmaya çalıştığı Batı klasiklerinin karşısına yeni gelen siyasi iktidarlar bin temel eseri çıkartıyor. Bin temel eser de Türkiye'deki sağ tandanslı iktidarların ortaya koydu. Diyorlar ki siz Batı klasiklerini çevirdiniz, bizim klasiklerimiz var. Bunları niye çevirmediniz? Bu doğru mu? Doğru. Hiç orada bir şeylik yok. Ama devlette süreklilik yok Türkiye'deki temel problem. Süreklilik olmadığı için birini kesip birini yok ediyoruz. 1946-50 çok önemli. 46'da çok önemli. Bakın, Türkiye'deki halk evlerinin dışında köy enstitüleri Atatürk öldükten sonra faaliyete geçiyor. Bu çok önemli. Neden Atatürk faaliyete değil, o zaman ortaya çıkıyor. Batı klasiklerin çevirmesi yine o dönem. Bu kopuşun veyahut da bu yapısının bunun bir araştırılması gerekiyor. Yani bunun üzerine hakikaten cidden duruluyor. Ama 46'dan sonraki temel tartışma ne? 46'dan sonraki temel tartışma Türkiye'nin hangi gemide yer alacak? Şimdi Sakalı Celal diye biri var. Çok meşhur bir adamdır. Sakalı Celal şunu söylüyor. Türk toplumu der, batıya yönü batıya giden bir gemide yüzü doğuya dönük bir toplumdur der. Bu çok önemli bir tanımlamadır. Yani oraya giden bir toplumdur. Şimdi bu toplum, yani bu toplumsal yapı içerisinde arkadaşlar, kütüphanecik alandaki o 46 kırılması çok önemlidir. 46 kırılması iki neden var. Bir, biraz önceki tartışmalarda, sabah tartışmalarda vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki partinin ağa ve şeyhlere teslim olmasıdır 1946 yılında. İkincisi, tamamen Türkiye'nin Amerikan politikalarına dün Hülya Dilek hocamızın bahsettiği 15-20 tane rapor vardı. O raporlar çok önemli. O raporlar, işte o raporlarda itibaren Türk kütüphanecinin nereye doğru gideceğine dair bir şeydir. Yani o raporların üzerine yeniden bakılması gerekiyor. Kemal Sevgi Sunar'ın doktora tezinde bu konuda bir takım şeyler var, işaretler var. Onun üzerine yeniden bunun tartışılması gerekiyor diye düşünüyorum. Bunları geçiyorum arkadaşlar. 5 dakika daha alıyorum.
Pazarlık yapalım artık. Hadi 5 lira. Yapalım. Beş tamam hadi bırak bırak pazarlık. Ondan sonra şimdi 1950-60 bu. 60-80 şöyle üretti. 60-80 arkadaşlar. 60-80 Türkiye'deki planlı kalkınma dönemini geçtiğimiz dönemdir. Artık Türkiye'de aslında Türkiye planlı Türkiye'de kalkınma dönemi 1934-38 yıllarında birinci sanayi planı ve 46-50 yıllarında ikinci sanayi planının uygulanmasıyla çabalar var. Ama orada sanayi planı. 60-80 bütün alanların uygulamaya konulduğu alanlardır. Bunların hepsini geçiyorum. İşte o dönemde TÜBİTAK kuruluyor, devlet planlama teşkilatı kuruluyor, 11 tane kalkınma planı hazırlanıyor. 9 ve 10. kalkınma planlarında kütüphaneci ilgili bir tek terim yoktur. Altını çiziyorum. 9. ve 10. kalkınma planlarında kütüphaneci ilgili bir tek terim yoktur. Diğer kalkınma planlarında kültür, bilim, teknoloji ve eğitim alanlarında bir takım yaklaşımlar vardır. Ama her plan dönemi kendini tekrar etmiştir. Yani hiçbir şekilde var olan planın biz şu aşamaya geldik, ondan sonra da şunu yapalım noktasını geçememişiz. Oraya geçememişiz. Bunları geçiyorum. Göktürk Kırmak Söylerkesi. Şimdi burada önemli bir unsur var. 96 yılında Ulaköy, 84'te dokümantasyon, 96'da Ulaköy kuruluyor. Şimdi 66 veya 67 arkadaşlar karıştırıyor olabilirim. TÜRDOK diyor. Türkiye Dokümantasyon Merkezi. 2000 bu Ulaköy Göktürk'ün geldiği nokta bu. Şu anda Ulaköy'ün sunmuş olduğu ekol kapsamındaki 12 veya 13 veri tabanı üniversite kütüphanelerin temel can damarıdır. Ekol kapsamındaki o veri tabanlarını çıkarıp Türkiye'deki üniversite kütüphanelerin 250 üniversitenin 150 tanesinin herhangi bir sıradan halk kütüphanesinden farklı olmayacaktır. Bu kadar iddialı söylüyorum. Yoktur çünkü öyle bir şey. Ve de hele taşra kütüphaneler. Şimdi bu raporları ve benzeri geçiyorum. Şimdi akademik çalışmalar, bu konuda hakikaten ciddi çalışmalar yapılmış. Keseroğlu'nun çalışması var, Tayfun Güler'in düşünce özgürlüğü var. Benim Cumhuriyet döneminde bilgi üretim var. Kemal Selçuk Tonan'ın Türkiye'de siyasi gelişme ve ideoloji yaklaşımlarının bilgi belge etkin var. Hakan Anamerici'nin Türkiye'de çağdaşlılığı sürecinde bilgi toplumsallaşması var. Oğuz Esin Sultan'ın Türkiye'de kültür politika ve kütüphaneler çalışmaları var. Bunlar önemli. Hasan Bey'in de bir tane siyasi yaklaşım makaleleri var. Kültür Bakanı. Şimdi arkadaşlar bir ülkede her iktidar değiştiğinde neden Kültür Bakanlığı'nın kitap seçim yönetmeliği değişir? Temel mantık şudur. Ben kimin ne okuyacağını benim siyasi iktidarıma göre karar veririm diyor. Onun dışında diyor, özgür bir toplumda değiliz. Bunu açık ve altını çiziyor. Her iktidar döneminde bu var. 1994 yılındaki dönemin Kültür Bakanı Fikri Sağlar, biz diyor Nazım Hikmet'le Necip Fazıl'ı aynı noktada birleştirdik ve hepsini kütüphanelerin kitapları servis bıraktık diyor. 94 yılında bunu söyleyebiliyoruz. Ama 94 yıldan sonra da geldiğimiz nokta yine kitapların iktidarlara göre seçildiği dönem bir zaman değişti. Çünkü kitap alımlarının önemli bir kısmı merkezdir. Bunun dışında başka bir şey. Asıl sorun ne arkadaşlar? Asıl sorun Türkiye'de kütüphanelerin gelişeceği temel nokta okul kütüphaneleriydi. Çünkü okur yazar olmayan bir toplumda okur yazarlığı alıştıracağınız ilk yer okul kütüphaneleriydi. Türkiye'de okul kütüphaneleri olmadı. Var diyen yalan söylüyor. Çünkü neden? Bütün okullarda kitaplar, bütün okullarda o kitaplar kapalı kitler aldırdı. Ortaokulda, lisede, ben aynı liseden geldim, hepiniz de ortaokulda okudunuz, o kitaplar hiç daha işlevsellik kazanamadı. Şu anda Türkiye'deki Milli Eğitim Bakanlığı'nın altında kütüphanelerin bir şube müdürlüğü bile yok. Nerede? Destek hizmetlerinin altında bir birim olarak var. Kimin olduğu belli değil. Ben şey istedim, veri istedim oradan. Bana verilen cevabı hemen size söylüyorum. Bakanlığımızın okul kütüphaneleri için kullanmakta olduğu otomasyon yazılımını sistem güncelleme çalışmaları nedeniyle istemiş olduğunuz verilere erişim sağlanamadı. Budur. Okul kütüphaneleri neyiz? Milli kütüphane. Türkiye'nin en önemli can damarıdır. Ve Türkiye'nin o kullanılan can damarı 2018 yılında yok edilmiştir. Neden yok ediliyor? Millet kütüphanesi kurulduğu için yok. Çünkü Millet Kütüphanesi kurulması 2016'da başlıyor, 2020'de sonuçlanıyor. Şu anda Halk Kütüphanesi'nin, hatta yeni kullanılan Millet Kütüphanesi'nin statüsünün ne olduğunu bilen var mı? Yok. Halk Kütüphanesi de diyebilirsiniz, şey dedim, yok öyle bir statüsü.
İkincisi kütüphane şeyine geldiğimiz zaman her siyasi iktidar dönemlerinde Milli Kütüphane'de çalışan arkadaşlarımız burada, Kültür Bakanlığı'nda çalışan arkadaşlarımız burada. Hepsi sürgüne gönderilmiştir. Bu 1950 yılında hatta Ötken zamanında da var. Yani o dönemde de var. Sürgüne gönderilmiştir. İşten uzaklaştırılmıştır. Pasif pozisyonları seçilmiştir. Her dönem kendi adamına yapacak bir iktidar politikası belirlenir. Şimdi bu kütüphaneciliğin 100 yıl içerisindeki geldiği noktaya baktığımız zaman paradigmanın paradigmasızlığı dediğimiz hikaye tam budur. Yani sürdürülebilir, her dönem yeni ileri gelişebilir, teknolojiyi dönüştürebilir, şey yapabilir bir yapı yoktur. Halk kütüphaneleri kitap yılından öteye gidememiştir. Neden gidememiştir? Çünkü halk kütüphaneleri görse, halk kütüphanelerinde kütüphaneci yoktur. Önemli bir kısmında kütüphaneci yoktur halk kütüphanelerinde. Çalıştığımız elmalı. Çünkü bu böyle. Üniversite kütüphanelerinin en acı noktalardan biri de bu. Türkiye'deki üniversite kütüphanelerinin daire başkanlarının %25'i mesleklendir. Bir de üniversiteler neyle oynuyor? Biz diyor, uzman insan yetiştiriyoruz diyor. Ya uzman insan gereksinimi duyduğun yerde sen kütüphaneci daire başkanı atamıyorsun. Nasıl uzman kişi yetiştireceksin? Bunu kime anlatıyorsun? Türkiye'de okul kütüphaneleri tartışması ne zaman yapılmıştı? 2000 yılından itibaren yapılmıştı. Kim yapmıştı? Özel okul kütüphanelerindeki çalışan arkadaşlarımız yapmıştı. Başka kimse yapmamıştı. Çünkü okul kütüphaneleri yoktu. Sonunda Sayın Başkan tam istediğiniz gibi vakti vaktinde bitiriyorum. Bak teşekkür ederim. Şunu izleyeceğiz. Şurayı nasıl geçeceğiz ablacığım? Şu videoyu bana oynatmanız gerekiyor. Güzel. Bunun üzerine bir cümle kullanacağım. Güzel. İletişim kısmında iletişim. Evet. Evet, açıyoruz. Sesini açıyorum. Kütüphane müdür mü? Kütüphane! Vay maşallah! Vay ne şeref ya! Ne şeref! Bilal Bey! Ya sen alacağın olsun Güler abi bak! Garajdan dönüp beraberiz ne diyorsun da kişi bana bitireyim ya! Verin! Aslanlar gibi bir kütüphane müdürümüz var! Beyliğim! Güler en güzel kütüphane müdürümüz de benim! Sağ ol! Demek bir de kütüphanemiz olsa, işte demin. Maalesef, daha ilk defa bir muhabbeti adı geçiyor. Bilmem ben affedersiniz, sizi ne görevle gönderdiler acaba? Ben şehrinin... Yani, toplumun hala %60'ında daha ilk defa muhabbeti geçiyor. Diyelim. Teşekkür ederim sorunuz için, dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Sayın Mehmet Toplu'ya çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de tam zamanında tamamladılar. Vizyon Tele Tuğba'ydı değil mi? Vizyon, evet. Tuğba'dan bir görüntüyle bitirdim. Şimdi sonra hocam, burada o filmin başka bir sahnesinde şöyle bir şey vardı. Hatırlarsanız kütüphaneye kimse gelmiyor, etmiyor. Bir tane televizyon koyarak kütüphaneye insan çekiyorlar. Sorun budur. Türk aklıma okur yazar bir toplum değildir. Görsel kültür edeni ve sözlü kültür edeni bir toplum. Onun için kütüphanecilik gelişmemiştir. Sabırlar için tekrar teşekkür ederim. İkinci konuşmamızın başlığı Türkiye'de siyasetin kütüphane kurumuna etkisi. Karşıyaka Hoca Mithat İlçe Halk Kütüphanesi üzerine bir inceleme. Sayın Asuman Nesibe Özdin ve Tolga Hanım Yalçınkaya beraber paylaşarak yapacaklar sunumu. Buyurun. Dinleyiciler, hoş geldiniz. Konumuz Karşıyaka Hoca Mithat İlçe Halk Kütüphanesi.
Biz uzun süre tarihsel olarak araştırmaya çalıştık ve pek çok veriye ulaştık. Ama zaman zaman ulaşamadığımız, bazı cevaplayamadığımız sorular ortaya çıktı. İlk başta amacımız sadece tarihsel süreci anlamaktı kütüphanemizin. Çünkü kütüphane içindeyiz, 62 yıllık bir kütüphane ve biz bu kütüphanenin neler geçirdiğini, ne yaşadığını bilmiyorduk. Ben bir tarih öğrencisiyim, kurumumda staj yaptım. Aslında sadece bir tabeladan çıktı. Sonra süreci incelerken bu ulaşamadığımız, cevaplayamadığımız birçok sorunun kaynağını inmeye başladık. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, kendi kütüphanemizin arşivi, çeşitli raporlar, vilayet raporları hepsini inceleyerek artık derin bir sürece indik ve bu süreçte anladığımız şu oldu, kütüphaneye siyasetin ciddi etkileri olmuş. Bizim de başlığımızı bu belirledi. Son yıllarda yapılan çalışmalarda görüyoruz ki kütüphane siyaset ilişkisi üzerine pek çok araştırma var. Ama bu araştırmalar genellikle kuramsal açıdan ele alıyor. Tarihsel açıdan ele aldığımızda ise ciddi değişkenliklerin olduğunu görüyoruz. Çünkü örneğin Karşıyaka Kütüphanesi'ndeki etkenlerden önemli kısmı Karşıyaka'nın yerel kullanıcıları. Yani kullanıcıların tarihsel süreçteki alışkanlıkları, çalışmaları, işte eğlence anlayışları gibi pek çok faktör gelecekte kütüphanenin sürecini etkileyecek. Kütüphane toplumsal bir kurumdur. Siyasi kararlardan, değişimlerden, tarihsel süreçlerden etkilenirler. Bu etkileri en kolay anlayabileceğimiz yer aslında kütüphanenin 5 temel unsuru. Neden derseniz uzun bir süreç içerisinde bu veriler kaydediliyor ve bu verileri hem kendi içerisinde hem geçmişteki verilerle karşılaştırmamız mümkün. Hoca Mithat Kütüphanesi'ne baktığımızda hem kitap sayısında hem kullanıcı sayısında ciddi sıçramalar ya da düşüşler var. Bizim bu düşüşleri ya da sıçramaları anlamlandırmamız ya da bunların sebeplerini bulmamız gerekti. Ve bütün hepsini ele aldığımızda da aslında hizmet kalitesinin tarihsel süreçte nasıl geliştiğini ya da değiştiğini görebiliriz. Bizim en ilginç sonuçlarımızdan biri şuydu, o kadar derin değişimler var, %130'lara varan değişimler var ama buna yönelik hiçbir çalışma yok. Yani kimse gelip bu neden böyle değişiyor diye bir şey sormamış. Kütüphane siyaset ilişkisi için öncelikle kütüphaneler neden siyasidir diye sormamız lazım. Kütüphane dermeleri rastgele oluşmaz. Bu dermelerin seçiminde hem çalışanların, politikaların, onun dışında kütüphanenin kendi binasının kısıtlıklarının, bütçenin etkisi vardır. Ve bütün bunların sonucunda aslında seçki eserlerden oluşan kütüphaneler meydana gelir. Burada bir görsel görüyoruz. Hoca Mithat'ın kurumda ders verirken. Mithat Örkan'ın hayatına çokça değinmeyeceğim, süremiz az olduğu için. Ama şöyle kısaca özetlemek gerekirse, Hoca Mithat Örkan çok iyi kurumlarda eğitim almış. Babası sadrazamlık, şifre kaleminde katiplik yapan önemli bir isim. 1924'te şöyle geçiyorum. Atatürk Lisesi'nde müdürlük yapıyor. 28'de Ankara Lisesi'nde sorunları çözmek üzere gönderiliyor. Sonra 31'de İzmir'e yeniden dönüyor ve İzmir'de Marif Eminliği görevine getiriliyor. Ama Marif Eminliği aynı yıl kaldırıldığı için bu görevden de çıkıyor. 32'de Halk Evleri'nin kurucusu, İzmir Halk Evi'nin kurucu yönetiminde yer alıyor. Ve Halk Evi kapatılana kadar da Halk Evi ile ilişkilerine devam ettiğini görüyoruz. Aslında Hoca Mithat'ın hayatına da bakacak olursak, sürekli bir kesintiler var. Bir okulda başarılı oluyor, sonra diğer okula yönlendiriliyor, orada başarılı oluyor, eminliğe geliyor, orada başarılı oluyor derken sürekli aslında kesintili bir yaşantı görüyoruz. Yani bir kurumda 15 yıl kalıp da oraya çok daha iyi bir duruma getiremiyor. Yani kurtarıcı gibi kurtulmuş, kullanılmış adeta. Burada çeşitli faaliyetlerini görüyoruz ama değinmeyeceğim. En nihai olarak da Hoca Mithat da zamanla artık Ankara'da yer aldığı süre içerisinde siyasi bir figür haline geldiğini görüyoruz. Özellikle İzmir Valisi Kazım Dirik'te Hasan Ali Yücel'le ve diğer mariflerle ilişkisi çok güçlü ve en sonuçta görüyoruz ki CHP'nin aslında eğitim ve kültür politikalarında önemli bir yere sahip. Ondan dolayı da aslında kurucusunun da siyasi bir figür olduğunu söyleyebiliriz.
Burada Karşıyaka'dan bahsetmemiz lazım. Çünkü Karşıyaka'nın kütüphane etkisi oldukça yüksek. Karşıyaka'nın kütüphane etkisi oldukça yüksek. Karşıyaka görece yakın bir sürede kurulmuş bir yer ve büyük oranda sayfiye bölgesiydi. Burada Levantenlerin yaşadığını görüyoruz. Levantenler bu bölgede oldukça etkinler ve güç sahibi. Bundan dolayı yerleştikleri yerleri hızlıca inşa etmeye başlıyorlar. 1865'te tren istasyonu buradan geliyor. Burada yerel hükümet, yerel yetkililere baskıları yüksek. 65'te tren istasyonu Karşıyaka'dan geçiyor. 84'te Hamidiye vapur şirketinin vapur seferleri başlıyor. Burada haritayı görüyoruz. Haritanın üst kısmında Karşıyaka'nın yerleşimini görüyorsunuz. Tam bu burunun sahilin alt kısmı. Karşıyaka'nın art alanı oldukça genişti ama tarihsel olarak burada ciddi bir yerleşim yoktu. 1900'lerden sonra buradaki yerleşim oldukça önemli hale geliyor. Şu an günümüzde sadece o civardaki 4 ilçenin toplam nüfusu 1 milyon civarı. Yani Karşıyaka aslında bu art alanın tamamen merkezinde yer alıyor. Aslında aşağıda gördüğümüz kısımda İzmir dediğimiz yerin esas yerleşim yeriydi. Ama şöyle diyebiliriz, Karşıyaka yeni bir merkez, hatta günümüzde neredeyse bir il kadar önemli bir potansiyele sahip yer haline geliyor. Ondan dolayı burada kütüphane de oldukça önemli. Karşıyaka'daki kütüphane serüvenine bakacak olursak, Karşıyaka Halk Evi'ni görüyoruz. Karşıyaka Halk Evi, Petro Pochino Levanten Köşkü'nde kurulmuş bir halk evi 1938'de. Buradaki önemli kısım şu, Levantenlerin en aktif olarak kullandığı, sinema gösterileri yaptığı, işte çeşitli müzik dinletilerinin olduğu, çeşitli partilerin olduğu, adeta Karşıyaka'daki merkezi sosyalleşme mekanı. Ve halk evi bu binada kurulduğu için aslında bu alışkanlıkları Karşıyakalıların Cumhuriyet döneminde de devam ettirdiğini görüyoruz. Bu alışkanlıklar hatta Hoca Mithat Kütüphanesi'nde de aktarılmış olarak devam edecek. Yani aslında bölgedeki insanların alışkanlıkları kurumlar üzerinde oldukça etki sahibi. Karşıyaka Genel Kütüphanesi ise halk evlerinin kapatılmasından sonra 1951'de bölgede ciddi bir boşluk oluşuyor. Aslında bölgedeki boşluk biraz daha geriye dayanıyor. Demokrat Parti kurulduktan sonra binadaki bazı çalışanlar Demokrat Parti sempatisi taşıyor ve zamanla hem CHP'liler hem de Demokrat Partililer arasında ciddi bir çatışma ortaya çıkıyor. Bu çatışma iklimi dolayısıyla artık bu halk evinin düzgün bir şekilde devam edememesi, faaliyetlerini sürdürememesine yol açıyor. 1951'de kapanınca da hem bir kütüphane hem sosyalleşme mekanının yok olduğunu görüyoruz. Sonra 1954'te genel kütüphane açılıyor ama bu genel kütüphane ile ilgili çok ilginç saptamalar var. Bu kütüphanenin memuru Hüseyin Sevim'in bize aktardıklarına göre kütüphane binası zaten aynı binada, halk evi binasında ve bina bağımsız değil. Kendisi bunu aktarıyor. Bunun dışında halk evinden kitaplar aktarılmış ama ekstra bir kaynak yöneltilmemiş. Soğuk savaş döneminde ciddi bir kaynak sıkıntısı yaşanıyor. Ekstra olarak da geçmişte yaşanan olaylar artık bu binanın da biraz mimlenmesine adeta yol açıyor. Sonra çocuk kütüphanesini görüyoruz. Aynı binada bir de çocuk kütüphanesi kuruluyor. Bunun önemi de Karşıyaka Çocuk Kütüphanesi, belki de İzmir'in en erken kütüphanelerinden biri ve hala faaliyetini sürdürüyor. Karşıyaka Çocuk Kütüphanesi de sayısız kez yer değiştirmek zorunda kalıyor. Bu da ilginç bir detay. Ve Hoca Mithat İlçe Halk Kütüphanesi de 1959'da Karşıyaka Genel Kütüphanesi'nin kapanması sonucunda ortaya çıkan bir fikir. Hoca Mithat evini bağışlıyor, 1000 kadar kitabını bağışlıyor. Bunların 480 kadarı Osmanlıca, Arapça yazma, basma eserler pardon. Ve bu 1000 kadar kitap ve eviyle birlikte Hoca Mithat Kütüphanesi'ni açıyor. Aynı zamanda Karşıyakalıların da burada önemli etkilerini görüyoruz. Hemen dernekleşerek buraya ciddi bir para ve malzeme yardımı yapıyorlar. Aynı zamanda devam eden süreçte 1986'da Ödünç Verme Şubesi kurmak zorunluluğu hissediyorlar. Çünkü bina tek katlı, sonra ikinci katı çıkacaklar ama sürekli bir bina yetersizliği oluyor. Bunun sebebi ise aslında kütüphane için kurulmamış bir bina olması. Kütüphane için kurulmamış bina olması aslında süreci korkunç bir şekilde etkileyecek. Çünkü kitap sayısı artmayacak, etkinlikler dezavantajlı bir hale görülecek, yani süremeyecek. Bundan dolayı bunu şube açarak geçiştirmeye çalışıyorlar. Şöyle görebilirsiniz, çok kısaca
bahsedeceğim. Karşıyaka halk evi, yani sonra genel kütüphane olan yer, kırmızıyla gösterilen yer, sahilde yer alıyor ve yürüyüş mesafesinde yer alıyor. Bundan dolayı aslında hem sesten uzak hem de Karşıyaka'ların direkt olarak görebileceği bir yerde. Mavi kısım ise yeni kütüphane taşındığı yer. Yani şehrin içinde yanında manav var, otobüs geçiyor, inanılmaz korkunç bir yerde ve şu an ara sokakta yer alıyor. Ve biz kısımda da Soğuk Kuyu Şubesi'ni görüyoruz. Soğuk Kuyu Şubesi de aslında şehrin en uzadığı yerde ve yukarıdaki köylerin inmek istediği, işçilerin yerlerine gittiği, çalıştığı yerlere gittiği yolun üzerinde. Bundan dolayı aktif pozisyonda. Ben de şu anda Karşıyaka Hocamızın Kütüphanesi'nde çalışmaktayım. Arkadaşımın dediği gibi bu çalışma bir tarihsel, kütüphanenin tarihine ilginizle başladı ve sonra edindiğimiz bilgilerle ilerledi. Her kütüphanenin bir kahramanı vardı. Bu da bizim Hoca Mithat Arıkan'ın bizim kahramanımız ve onun serüveni ve onun serüvenine de Karşıyaka'nın sahip çıkması ve bu günümüze kadar gelen süreçte kütüphaneçilerin ve kütüphane personelinin ve o mini kahramanların hikayesi diyelim. Ciddi olanaksızlıklar içerisinde başlıyor kütüphane. Bu ilk hali Hoca Mithat'ın evi. İlk bu halde başlıyor 61 yılında. Tabii zamanla ihtiyacı yetmiyor. Çünkü Karşıyaka'daki bir kütüphane olmasa buradaki insanlar yürüyerek karşıya geçip konaktaki kütüphaneye gitmek zorundalardı. Mesela Karşıyaka'lar burada kütüphane olmasını çok önemsemişler. Cilt atölyesiyle beraber başlıyor. Bir dernek kuruluyor. Zamanın yüksek mimarı Ulvi Başmağı Kütüphane'ye sahip çıkıyor. Hatta kütüphane yapılamaz buraya falan deniyor. O deneysel bir şekilde validen de izin alarak bunun olabileceğini kanıtlıyor. Zamanında modern bir kitaplık açıldı diye lanse ediliyor. Telefonla kitap isteme işini de üstleneceği söyleniyor bu haberde. Cilt atölyesinden bahsediyor. Açıklar sisteminin modern kütüphanecilik hizmeti olduğundan bahsediyor bu haberde. Yıllar geçiyor, kütüphanenin tabii nüfus artıyor, kütüphanenin ihtiyacı oldukça fazlalaşıyor. İkinci katı gene Hoca Mithat'ın kardeşi Fikret Sezer'in bağışıyla çıkıyorlar. Bu arada kütüphaneler Milli Eğitim'e bağlıyken zam içerisinde Kültür Bakanlığı'na bağlanıyor. Ve Milli Eğitim'e bağlıyken de çalışan kişiler, öğretmenler oluyor ve onlar aynı zamanda okuldaki görevlerine de devam ediyorlar. Biraz daha hızlı gidelim. 80'lerde artık Karşıyakalıların ihtiyacına cevap veremediği zamanın kütüphanecilik kendi müdürleri tarafından belirleniyor. Bunlar raporlarla üst makamlara iletiliyor. Bu arada kütüphanenin ikinci katı çıkılınca da böyle bir manzara oluşuyor. Zamanın valisi buranın açılışını yapıyor. Ve valinin katılımıyla açılış gerçekleşiyor. Bu da bizce önemli bir nokta. Derme ile ilgili zaman içerisinde istatistikler var. 60'lı yıllar, 80'li yıllar tabana çıkan zamanlar. Fakat az önce arkadaşımın da dediği gibi 2000'li yıllarda ciddi düşüşler gerçekleşiyor. Sayılarla da bunu sabitledik. Vaktimiz daraldığı için okumuyorum. Bu da zamanında 70'li yıllarda kütüphane yapılan bir etkinlikten görüntüye. Yine kullanıcı sayıları da kitap sayısıyla orantılı olarak inişli çıkışlar gösteriyor. Çok derin uçurumlar var bu noktada. Bu da zamanında bir film gösterisinden. Çünkü o zamanlardan gerçekten çok güzel belgeler üretmişler ve o belgeler günümüze kalmış. Buradaki ortadaki belediye kütüphanenin ilk müdürü. Dediğimiz gibi sayılardaki inişleri, çıkışları grafiklerde gördük. Burada da kitap sayısı ve kullanıcıya ilişkin grafikler var. Kitap sayısına bağlı olarak kullanıcı sayılarımız da değişiklik oluyor. Şöyle kısaca kütüphane personeline değinelim. Zaman içerisinde 6 tane müdür var. İlk müdür 1967 yılında bir kütüphanecilik kursu oluyor. İki tane müdürümüz bugüne kadar zamanında kütüphanecilik eğitimi almış lisans mezunu kişiler. Diğerleri kütüphanecilik eğitimi almamış kişiler. Zamanında stadyumlara kadar taşan etkinlikleri oluyor kütüphanenin.
Müddetli zaman içerisinde farklılıklar oluyor. Ama kütüphanenin belirtmek istediğim bazı ek bütçeleri var. Bir tanesi kütüphane binası bağış. Diğeri Fikret Sezer bir evini kütüphaneye gelir getirmesi için bağış yapıyor. Kütüphanenin derneği var. Sürekli olarak oradan da bir gelir elde ediyor. Zaman içerisinde dernek kapanıyor. Şu anda elimizde kalan sadece kütüphaneye bağış ve gelir getirmesi için olan meskenimiz var. Şöyle yapalım, sonuçlarımız, arkadaşım da belirtti, sizler de gün boyu maruz kaldınız pek çok şeye ve halen çalışanlar zaten kütüphanelerindeki nelere maruz kaldığını biliyor. Mehmet Bey de derli toplu çok güzel açıkladı. Şu anda kütüphane aynı binada, yani 1935 yılında yapılmış bir binadayız. Şu anda Hocam Hatip İlçal Kütüphanesi ve Karşıyaka Çocuk Kütüphanesi aynı bina içerisinde. Nüfus 360 binleri geçmiş durumda. Biz gittikçe aynı binaya sığışmış durumdayız. Teşekkür ederim. Sayın Asuman Nesibe Özil ve Tolgan Yalçınkaya teşekkür ediyoruz. Sıradaki konuşmacımız Sayın Profesör Doktor Bülent Yılmaz. Kendisi Cumhuriyet'in 100. yılında halk kütüphaneleri üzerine tarihsel bir değerlendirme başlıklı sunum yapacaktı. Buyurun Bülent Bey. Evet, şimdi aslında tabii tarih üzerine bir sempozyum yapılandırdığımızda birçok konuşmanın içeriğinde çakışmalar, benzeşmeler oluyor. Bu doğal. Dolayısıyla hani sanki aynı şeyler tekrar ediliyormuş gibi düşünmemek gerekiyor. Çünkü herkes kendi konusunu tarih bağlamında anlatırken bunlara değinmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla hani benim de daha önceki konuşmalarla çakışan durumlar olabilir. Şimdi aslında halk kütüphanesi dediğimiz şey bir ülkenin kütüphane sistemi, çeşitli kütüphane türlerinin bileşiminden oluşur. Yani işte çocuk kütüphanesi, okul kütüphanesi, halk kütüphanesi, üniversite, milli kütüphaneye olan araştırma kütüphanesi, diğer kütüphaneler vesaire. Bu bir bütündür ve bir zincirin halkaları gibi düşünmek gerekir. Bu halkalardan biri kopuksa, zayıfsa aslında bütün ulusal kütüphane sistemi bundan zarar görür. O yüzden hani üniversite kütüphanesi iyi, halk kütüphanesi kötü, okul kütüphanesi iyi, çocuk kütüphanesi kötü, aslında böyle bir şey pek olmaz. Yani bir kütüphane türü zayıfsa ve olumsuz koşullara sahipse bu ister istemez diğer kütüphane türlerine yansır. O yüzden hani çalıştığımız kütüphane türüyle hiç ilgimiz olmayan kütüphane türünün aslında ilişkili olduğunu düşünmemiz gerekir. Bu açıdan baktığımızda hani bugün benim anlatacağım halk kütüphanesi aslında ulusal kütüphane sisteminin bir halkasıdır. Öyle bakmak gerekir. Şimdi Türkiye'de halk kütüphanesi hareketlenmesinin, değişiminin aslında genel özelliğiyle ilgili dört şey söylenebilir. Buna ben hipotez diyebiliriz, tez diyebiliriz. Aslında bunu bir önceki arkadaşım söyledi, Mehmet Toplu arkadaşımız da söyledi. Yani gerek Osmanlı gerekse Cumhuriyet döneminde halk kütüphanesi hareketlenmesi, değişimleri gerçekten sosyoekonomik etkenlere bağlı olmaktan çok siyasal nitelikte olmuş ve yukarıdan aşağıya doğru gerçekleşmiştir. Az önce benden önceki oturumda bunun sadece Karşıyaka'daki örneğinin bile böyle olduğunu hani söylemeleri arkadaşın bunun bir kanıtı gibidir. Ama burada tabii siyaseti olumsuzlama anlamında söylemiyoruz. Yani siyaset sonuçta ülkeyi yöneten bir kurumdur. Diğer tüm sosyoekonomik şeylere, faktörlere düzen veren bir şeydir. Siyaset zaten düzenlemek ve yönetmek demektir. Ama Osmanlı'da da öyle, Cumhuriyet'te de öyle, kütüphanelerin gelişimi siyaset kurumuyla doğrudan ilişkili olmuş. Bunu yine de söylüyorum, olumsuz anlamıyla söylemiyorum. Yani Osmanlı dönemi dediğimiz şey aslında kütüphaneler açısından Tanzimat sonrasıdır. Yani Tanzimat öncesi Fatih dönemi için kütüphaneler konusunda işte bir takım bilgiler var, hani doğrulanması gerekir ama onun dışında modern anlamda kütüphane hareketinde evet vakıf yapılanmaları var, medrese kütüphaneleri var
Ama gerçek anlamda modern kütüphanecilik hareketlenmelerinin Tanzimat, yani 1800'lerden sonra 19. yüzyılda başladığını söyleyebiliriz. O yüzden Osmanlı dediğimizde kütüphaneler açısından biraz daha Tanzimat ve ıslahatı kastediyoruz demektir. Cumhuriyet'in aslında her ulus devletin kuruluşunda bir ideoloji vardır gerçekten. İdeoloji dediğimiz şey idealar bütünü, yani fikirler bütünü, yani düşünceler bütünü. İşte hukuk, siyaset, efendim sanat, edebiyat, yani ekonomi dışındaki her şey ideolojik şeye girer, kapsama girer. Cumhuriyet de aslında bir aydınlanmacı yaklaşım, aydınlanmacı felsefe, aydınlanmacı anlayış temelinde kurulmuştur. Aydınlanmacı anlayış aslında 18-19. Yüzyıllarda bütün dünyada, işte Fransa, İngiltere, Almanya, özellikle Avrupa ve Amerika kökenli bir sosyoekonomik ve ideolojik felsefik değişim sürecidir. İşte ansiklopedistlerden vesaire sayabilirsiniz, 17. yüzyıldan başlar. Yani bir dünya anlayışı, bir dünya görüşü, bir yaklaşım, siyasete, ekonomiye, hukuka, dine, her şeye yansıyan bir yaklaşımdır. Temel unsurları aslında eleştirel akıldır, bilimdir, bilgidir, laikliktir, ulus devlet yapısıdır ve hepsini kapsayan modernizmdir. Yani aydınlanmacı yaklaşım dediğimizde bu kavramlara dayalı bir yapıyı anlamamız gerekir. Cumhuriyet'in seçimi bu olmuştur. Yani Cumhuriyet aydınlanmacı bir yaklaşımla kurulmaya çalışılmıştır. İşte sabah da söylendi. Yani örneğin klasikler, işte Hasan Ali Yücel'in köy enstitüleri, halk evleri, bunların hepsi aslında aydınlanmacı yaklaşımın göstergeleridir ve kütüphaneler dolayısıyla bu yaklaşımın bir parçası olmuştur Cumhuriyet'te. Bu yaklaşımı hayata geçirmek için kullanılmışlardır, araç olarak kullanılmışlardır. Bu kullanılma yine olumsuz anlamda değil. Dolayısıyla bu aydınlanmacı yapılanmaya kütüphanelerin katkıda bulunduğunu, destek verdiğini, zaten bunun için kurulduğunu söyleyebiliriz. Bakın bir ülkede, örneğin ülkemiz için düşünürsek, bu kütüphaneler sisteminde halk kütüphaneleri neden önemlidir? Hem bir zincirin parçasıdır, halkasıdır, hem de kullanıcı kitlesi en yüksek olan kütüphane grubudur. Yani işte çocuk kütüphaneleri 3 milyon kişiye hitap eder, halk okul kütüphaneleri 15 milyon çocuk ve gence hitap eder. Üniversite kütüphaneleri 3 milyon insana hitap eder, halk kütüphaneleri 83 milyona hitap eder. Dolayısıyla bu kütüphane türü önemlidir ve bunu doğru bir biçimde yönetip geliştirmezsek bütün kütüphane türlerini etkiler. Nitekim işte bunun zaten şeylerini görüyoruz. Peki hani siyaset kurumu belirlemezse, siyaset kurumuna bağlı olarak halk kütüphanesi gelişmezse normal gelişimi nasıl olmalıdır? Hani daha sağlıklı diyelim, gelişimi nasıl olmalıdır? Bir kere halk kütüphanesi ekonomik değişimin sonucudur. Hani orta çağın o tarım dine dayalı toplumundan kapitalist topluma geçişin bir ürünüdür. Yani sanayileşmenin bir ürünüdür. Ekonomik değişimin sonucunda ortaya çıkmıştır aslında modern halk kütüphanesi. O sanayinin ihtiyaç duyduğu eğitilmiş insan gücünü yetiştirmede eğitimin bir parçası olarak doğmuştur. Dolayısıyla ekonomik değişimin bir ürünüdür sağlıklı bir halk kütüphanesinin doğuşu. Benzer biçimde düşünsel bir değişimin sonucudur. Yani Batı'da gördüğümüz işte Rönesans, Reform, Hümanizm, özellikle aydınlanma süreçlerinin sonunda ortaya çıkmıştır. Yani yine orta çağın o skolastik ve ağırlıkla hani kilisenin ideolojisine dayalı bir yapıdan yeni bir yapıya geçiştir, düşünsel yapıya geçiştir. Dolayısıyla halk kütüphanesi bunun bir sonucu olarak aslında ortaya çıkmıştır. Yine siyasal değişimin ürünü, buradaki siyasal değişim demokrasidir. Fransız devriminin etkisiyle işte eşitlik, kardeşlik vesaire ilkeler, herkes doğuştan eşit özgür doğar. Dolayısıyla herkesin hakkı vardır. Farklı gruplar ortaya çıkar, işte iş adamlarının bir partisi olur, işçilerin bir partisi olur, eskiden gelen aristokratların bir partisi olur vesaire. Hepsi bir arada yaşar, demokrasidir bu. Dolayısıyla halk kütüphanesi aslında demokrasinin bir ürünüdür.
kentleşmenin ürünüdür. Kentlerde yeni bir hayat kurulmuştur. İnsanların sosyalleşme alanlarına ihtiyacı vardır. Daha da ötesinde işte daha çok kadınlar ve çocuklar çalıştırılır ama erkekler sokaklarda serserilik yapar, onları tutmak için falan halk kütüphaneleri kurulmuştur. Eğitimin zorunlu ve doğal bir parçası olarak çıkmıştır. Çünkü eğitimin ihtiyaç duyduğu ders malzemesini kütüphaneler ücretsiz olarak sağlar. Çünkü bir kitabın sanayileşme dönemindeki fiyatı bir işçinin 3-4 günlük ücreti kadardır. Hiçbir işçi buna para veremez. Dolayısıyla parasız kitap verecek kurumlara ihtiyaç vardır. Halk kütüphanesi bunun sonucu, yani eğitimin bir parçası olarak doğmuştur. Tabii ki okuryazarlık meselesi, hani bilginin toplumsallaşması, bütün topluma yayılması, herkesin bilgiye erişmesi meselesi okuryazarlıktan geçer. Artı 1850'lerde bir toplumun sanayileşmesi için en az %40 okuryazar oranına sahip olması gerekir. Tabii sabah da tartışıldı. Yani tarihe bakarken anakronizme düşmemek lazım. Yani bugünkü değerlerimizle, düşüncelerimizle, tutumlarımızla geçmişe bakamayız. Yani o zamanın koşullarında düşünmek lazım. O zamanın okuryazarlığı bugünkü belki de en az lise mezunu seviyeyi falan ifade eder. Dolayısıyla halk kütüphanelerinin doğuşundaki sağlıklı gerekçelerden biri budur. Dolayısıyla halk kütüphaneleri aslında sosyoekonomik yapıdaki değişimlerin bir sonucu olarak doğmuştur. Peki bizde baktığımızda, yani gerçekten Osmanlı'da işte dediğim gibi bir takım türler var, kütüphane türleri. Bunlar özel sosyal hoca sıralar. İşte eğitimle ilgili kütüphaneler var, medrese kütüphaneleri, saray kütüphanesi var, Enderun. İşte cami, tekke, dergah, sahabiye kütüphaneleri var, dinsel kurum kütüphaneleri. Toplumsal hizmet kurumlarında var, kervansaraylarda, darüşşifalarda ve bir de özel kütüphaneler var. Yani vakıf yapısı altında kuruluyor bunlar. Dediğim gibi Tanzimat ve Islahat döneminin siyasal hareketlenmeleri sonucu ortaya çıkıyor. Şimdi burada tabii yine de söyledim, Fatih dönemini bir araştırmak lazım. Çok ilginç bir şey, ben hani derslerde de hep konuşuruz öğrenci arkadaşlarla. Şimdi 1856'da Islahat Fermanı yayınlanıyor. Islahat Fermanı işte Osmanlı'nın yenileşme, işte o batıdan geri kalmasının çarelerini aradığı bir dönemde modernleşme çabaları sonucu biraz da dışarının bize dayattığı anlaşmalardan biridir. İşte bir takım konularda reform yapacağız. Buradaki azınlıkların hakları verilecek, demokratik haklar vesaire. Ama bunların içinde işte eğitimin modernleştirilmesi ve kütüphanelerin kurulması, halk kütüphanelerinin kurulması gibi yorumlanacak maddeler de var. Fakat bekleniyor ve 1867'ye kadar özellikle doğru dürüst bir şey yapılmıyor. Fransız hükümeti bir nota veriyor, layiha bir nota veriyor. Diyor ki siz söz verdiniz 1856'da ama hiçbir şey yapmıyorsunuz. Lütfen söz verdiğiniz şeyleri yapın. 1867. Ondan sonra Türkiye'de Marif Umumiye Nizamnamesi çıkarılıyor. Münif Paşa çok önemli biridir, Gaziantep'lidir. O dönemin aydınlarındandır, Milli Eğitim Bakanı'dır. Bir nizamname yayınlıyor ve diyor ki artık bundan sonra umumi kütüphaneler kurulsun. Yani halk kütüphaneleri kurulsun. Bakın Türkiye'de hani biraz kabalaştırmış olacağım ama Türkiye'de Osmanlı döneminde, yani Islahat, işte o dediğim Tanzimat sonrası dönemde halk kütüphanelerinin kuruluşu bir Fransız notasıyla başlamıştır. Yani bu çok ilginç bir şeydir ve sağlıklı bir durumda değildir tabii ki. İşte ondan sonra umumi kütüphaneler dediğimiz, başta Beyazıt Umumi Kütüphanesi ki bu milli kütüphane olarak düşünülmüş ama maalesef süreç tamamlanamamıştır. İşte umumi kütüphaneler, yani bir Fransız notasıyla, yani siyasetle kurulmuş. Daha sonra yine İttihat-ı Terakki'nin iktidara gelişiyle birlikte işte Osmanlı'daki o İslamlaşma mı, Türkçülük mü, efendim batıcılık mı, bu üç tarzı siyaset üsfakçura'dan gelen bir kopuş oluyor. Hani hala Osmanlıcılıkla mı kurtuluruz, işte İslamcılıkla mı kurtuluruz, Türkçülükle mi kurtuluruz diye. İttihat-ı Terakki bunlardan Türkçülüğü seçmiş ve ondan sonraki süreç milliyetçilik ve Türkçülük üzerinden bir ideolojik yapılanma ve siyasal yapılanma üzerinden gitmiş. Kütüphaneler de doğal olarak bakın o milliyetçi kavramlarla kurulmaya başlanmış. Milli kütüphaneler ve Türk Ocağı kütüphaneleri. Yani her ikisinde de aslında bunların her ikisi de halk kütüphanesidir. Yine bir siyaset konusu. Yani İttihat-ı Terakki Türklük ideolojisini, milliyetçilik ideolojisini topluma işte
anlatmaya çalışıyor, benimsetmeye çalışıyor ve milli kütüphaneleri Türk ocaklarını kuruyor, Türk ocaklarının kütüphaneleri oluyor. Bu Türk ocakları daha sonra Cumhuriyet'e geçiyor, bir süre devam ediyor. Onlar halk evleri kütüphanesine dönüşüyor. Dolayısıyla yine bir siyaset etkisi. Cumhuriyet dönemine geliyoruz. Cumhuriyet döneminde dün anlatıldı, ayrıntılarına girmeyeceğim. Gerçekten çıkarılan bir takım yasalar, işte tevhid-i tedrisat, öğretimin birliği yasası, işte vakıfların kaldırılması, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan devredilmesi, harf devrimi, Türk ocaklarının kapanması, işte Türk ocaklarına aslında Atatürk öncesinde iyi bakıyor. Çünkü Atatürk'ün de aslında düşündüğü şey bu ulus devlet kurma süreci, ulus ideolojisi dediğimiz şey milliyetçiliktir. Oradan ilerlemektir. Ama bunun ırkçılıkla karıştırılmaması gerektiğini söylüyor. İşte Türk ocakları aslında ideolojik olarak o milliyetçi sınırdan, ırkçılık sınırından kaçtığı anda, geçtiği anda Atatürk bunların hani kendi milliyetçilik anlayışına uygun olmadığını düşünerek kapatılıyor Türk ocakları. Ama bakın bunların hepsinin halk kütüphanelerine etkisi var ve hepsi siyasal nitelikli hareketler bunlar. Halk evleri zaten sabah konuştuk. Gerçekten müthiş bir yapılanma ama onlar da yine siyasal kurumlar. Yine söylüyorum, siyasallık burada olumsuz anlamda söylemiyorum. Sadece bir saptama yapıyorum. Kaldı ki demin yine söyledim, hani bugünkü koşullarda bakamayız. İşte sürekli Cumhuriyet Halk Partisi aslında başlangıçta fırkasıdır biliyorsunuz. Yani o dönemki Cumhuriyet Halk Fırkası'yla bu da yani şu anki Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilgisi yoktur. Yani o devleti kuran bir partidir. Ulus devlet yapısına geçen bütün ülkelerde bir siyasal parti aracılığıyla her şey yapılır. Yani bugünkü anlamıyla düşünmemek lazım o dönemki siyasal bir partiyi. Dolayısıyla Türk Ocak Halk Evleri, işte CHP, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın organlarıydı. Köy enstitüleri hani doğrudan olmasa da bakanlığa bağlıydı ama bu doğal bir şey. Yani siz bir ülke kuruyorsanız, bir devlet kuruyorsanız, kurduğunuz devleti halka anlatmalısınız. Bunun için de eğitim kültür kurumları kurmalısınız ve bunları kullanmalısınız. Yani burada bugünkü anlamıyla bir siyasal partiden söz etmiyoruz. Biraz tabii araştırmak lazım gerçekten ama sonuç olarak bunlar siyasal kurumlar. Yani devletin siyaset aracılığıyla kütüphaneleri hareketlendirmeye çalıştığı bir şey. Oysa doğalı, hani keşke Cumhuriyet Osmanlı'dan müthiş bir sanayileşmiş yapı alabilseydi. Keşke Cumhuriyet hani Osmanlı'dan %70 okuryazarlık alabilseydi. Hani çok iyimser rakamlar %10, bu %5 ile 8 arası değişiyor diyorlar. Kadınlarda %2-3, erkeklerde %8 Cumhuriyet'in devraldığı okuryazarlık. Verilen %10 rakamı 1927 içindir. Bakın 1850'de %40 okuryazarlık bir sanayileşme için zorunlu alt koşu. Oysa biz %5 okuryazarlık devrediyoruz. Dolayısıyla hani sosyoekonomik etkenler temelinde oluşabilecek bir halk kütüphanesi hareketlenmesi mümkün değil. Yani eğitim bunu gerektirmiyor. Çünkü eğitim yok. Kadınlar zaten Osmanlı'da eğitilmiyor. Yani Cumhuriyet'le birlikte kadının eğitimi. Kadın Osmanlı döneminde nüfus sayımında sayılmıyor. Yani böyle bir yapı devralıyorsunuz. Osmanlı'da o tabii ki Tanzimat sonrası dönem modernleşme çabaları, aslında Cumhuriyet'te yapılan pek çok şey sabah da söylendi. II. Mahmut örneği Atatürk'ün en çok örnek aldığı padişahlardan biridir. Müthiş yenilikçidir. İşte Yeniçeriliği kaldırmıştır falan. Dolayısıyla hani ekonomik yapı halk kütüphanesini yaratacak bir yapıda değil. Eğitim halk kütüphanesini ortaya çıkaracak o doğal gelişim süreci içinde batıdaki modern halk kütüphanesi sürecinin unsurlarından hiçbiri bizde gelişmiş değil. Dolayısıyla işe doğrudan siyaset müdahale ediyor, siyaset biçimlendiriyor ve belirliyor. Burada yine halk odaları, halk okuma odaları, bunlar hep siyasal hareketlenmelerin sonucu ortaya çıkan kütüphaneler. Köy enstitüsü kütüphaneleri yine işte sabahtan konuştuk, tam bir aydınlanmacı kurumlardır. Köy enstitüleri, planlı kalkınma dönemi 1961. kalkınma planı yine işte bir darbenin arkasından gelmiştir. Ama yeni bir anayasa, planlı dönem, halk kütüphaneleri ilk kez planlara dahil edilmiştir ciddi anlamda. Bu da yine bir siyasi hareketlenmenin sonucudur. Burada yapılmış bir kütüphaneler komitesi raporu var.
o 60 değişiminden sonraki siyasal bir harekettir. İşte askeri darbeler 60, 70 ve 80 askeri darbeleri her birinden sonra toplumdaki okuma, kütüphane kültürü tabii ki etkilenmiş, gerilemiş. Yani 1981 ve 82 istatistiklerine bakarsanız halk kütüphanelerinden ödünç alınan ve kullanıcı istatistiklerine ciddi biçimde düştüğünü görürsünüz. Çünkü 80 askeri darbesi toplumda en çok okumaya, bilgiye, kültüre karşı bir korku, toplumsal korku yaratmıştır. Ve bunun da sonuçları ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla tabii 90'lardan sonra bir bilgi toplumu süreci var ama sizin işte hani geçmişten getirdiğiniz geride kalma meselesi çok kolay atlatılabilir bir mesele değildir. Yani Cumhuriyet bizi 150 yıl ileriye sıçratmıştır ama bu işte daha sonra yine de kolay atlatılabilecek bir gecikme değildir. İşte söylendi matbaanın girişi, sanayileşmede maalesef 1927 sanayi sayımında Türkiye'de 50 tane sadece 25 tane fabrikada 50'den fazla işçi çalışıyor. Yani dolayısıyla o tarihsel gecikmenin sonuçlarını her alanda yaşıyoruz. Bu tabii halk kütüphanelerine de yansıyan bir şey. İşte bugün bilgi toplumu sürecinde de biz geçmişte o tarihsel gecikmenin sonuçlarını yaşıyoruz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, bakın, tamam bitiriyorum. Bakalım yani peki bugün durum ne? Bugün durum ne? Çok basit bir karşılaştırma, Almanya ile karşılaştırmak istedim. Çünkü nüfusumuz yakın, bir de popüler bir karşılaştırma Almanya ile. Nüfuslarımız birbirine çok yakın. Kütüphane sayımız 1257'ye, Almanya'da 5066. Kullanıcı sayımız 26 milyon, orada 72 milyon. Ödünç verilen kitap sayısı bizde 10 milyon, yaklaşık 156 milyon. Yıllık bunlar. Personel sayımız yaklaşık 5000 çünkü verisini bulmak zor bizde. Orada 11.000 şey var. Şimdi sorunlar ne? Başlıklar haline gideceğim. Halk kütüphaneleri yasamız yok sevgili arkadaşlar. Kütüphane yasamız yok. Yasa demek bir mesleğin kimliği demektir. Yasanız yoksa kimliğiniz yok demektir. Kimliğiniz yoksa kendinizi kanıtlayamazsınız. Yani bizim kimliğimiz olmadığında polis bizi alıyor. Dolayısıyla bir ülkenin, daha doğrusu bir mesleğin kimliği yasasıdır, yasa yok. Bunu yıllardır söylüyoruz. Maalesef yasa çıkmıyor. Politika, strateji, planlı bir yaklaşım yok. Güncel politikalarla gidiyoruz. İşte güncel kişisel yaklaşımlar, biri kalkıyor bir gün bebek kütüphaneleri kuralım diyor. Öteki kalkıyor kıraathane açalım diyor. Yani bunların planlı ve stratejik bakışla oluşturulan şeyler değil. En ciddi eksiklik bir plan ve proje, efendim strateji, politika eksikliğidir. İkinci yüzyılda eğer bir şey yapacaksak bu plansız, programsız, efendim stratejisiz, politikasız olmaz. Yani bunu anlamış olmamız lazım. Tabii bunun hayata geçirilmesi ayrı bir konu. Gelecek perspektifimiz yok. Yani gelecek 20 yıl, 50 yıl, 100 yıl sonra nerede olacağız, kütüphane arasında ne olacağız bilmiyoruz. Günlük yaşıyoruz bireysel hayatlarımızda olduğu gibi. Türkiye'de halk kütüphaneleri merkezi yapıda bunun böyle kalması için geçmişte mücadele ettik ama artık bunun tartışılması lazım. Gerçekten merkezi yapının ciddi sorunları var. Belki önce bölgesel sistem, sonra daha yerel sistemlere geçmemiz lazım. Halk kütüphanelerinin en ciddi güncel sorunu ders çalışma mekanları ve etüt işlevi görmeleri, yani birer okul kütüphanesi niteliğinde olmaları. Bu bir kütüphane değildir, gerçekten etüttür. Bunu 3 günlük bir sempozyumla konuşmak lazım. Türkiye'de halk kütüphanelerini etüt niteliğinden nasıl çıkarırız? Bununla övünmemeliyiz. İşte 1000 kişi girdi bugün, 5000 kişi çıktı. Bu ders çalışma, yani bu bir kütüphane değil. Bunu anlamaya çalışmıyoruz. Bunun önünde de poz veriyor arkadaşlarımız. Yapmayın bunu. Yani halk kütüphanesi, kütüphane bilgi kurumudur. Kütüphane bilgi sunar. Yani özümüz bilgidir. Hangi kütüphane türü olursa olsun bilgiyle insanı buluştururuz. Yani bu ana işlevden uzaklaşmamamız gerekir. Kütüphane sayımız hala çok az. 1257, bakın halk evleri 5000'e ulaşmış o dönemde. Halk odalarıyla birlikte. Personel sayımız, özellikle kütüphaneci sayımız hala çok az. Son yıllarda iyi alımlar yapıldığı halde hala çok az.
Binalarımızda yeni bir yönelim var. Çok büyük binalar yapıyoruz, çok gösterişli binalar yapıyoruz. Bunlar sürdürülebilir mi? Ekonomik açıdan, yönetsel açıdan tartışmak lazım. Bu kadar büyük binalar evet belli yerlerde yaparsınız ama her yerde, örneğin Yozgat'a 20 bin metrekare halk kütüphanesine bence gerek yoktur. Eğer ders çalışma yerini arttırmak için yapıyorsak, siz isterseniz 100 bin ders çalışmalık yer yapın. Eskişehir'de 300 bin öğrenci var, yani yetiremezsiniz. Dolayısıyla bunun üzerine halk kütüphanesi yapılmaz. Bütçe sorunlarımız var, hep bilinen sorunlar. Politik, ideolojik ve popülist yaklaşımlar maalesef kütüphanelerde var. Bunları aşamıyoruz. Bu yaklaşımlardan en önemlisi de mülakat meselesidir. Hani çok güncel sorun. Kütüphanelere mülakatla kütüphancı almayalım arkadaşlar. Almayalım. Yani mülakatla giren arkadaşlar lütfen yanlış anlamasın. Ama mülakat, bakın biz bir öğrencinin üniversite bölümden mezun olması için yaklaşık 50 ders alıyor. İki ara sınav, bir final oluyor, 150 sınav. Bir staj yapıyor, bir KPSS'ye giriyor. Bütün bu ölçme araçları yeterli olmuyor. 3 kişi, 5 kişi bir jüri oluyor. 2 soru soruyor. Bilirse kütüphaneci oluyor, bilemezse olamıyor. Biraz yani hocam, bitirdim. Bitirdim. Dolayısıyla bu doğru bir sistem değil. Mülakatı kaldırmalıyız. Ama plan, proje, yasa, politika. Çok teşekkür ederim. Diğer konuşmacılarımız bana sistemde bakıyorlar. Bülent hocam. Tamam. İşte sempozyum, siz haklısınız ama biraz şey oldu herhalde. Peki Bülent hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Oturumumuzun son konuşmacısı Sayın İdris Semih Kaya. Türkiye'deki halk kütüphanelerinin afet yönetim açısından yönetici görüşlerine göre değerlendirilmesi başlıklı. Bunları yapacaklar. Teşekkür ederim. Değerli hocalarım, kıymetli misafirler, meslektaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen Sayın Başkan Ali Fuat Kartal'a, Profesör Doktor Bülent Yılmaz'a, genç meslektaş adaylarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu konu bizim Bülent Hoca ile birlikte yüksek lisans tezini yazdığımız bir bölüm üzerine, tezimizin başlığı aynen bu şekildeydi, geçen yıl tamamladığımız bir tez konusuydu. Biz burada, az önce Bülent Hocam'ın söylediği gibi 1257 kütüphane arasından sadece il ve ilçe halk kütüphanelerini seçtik. Yaklaşık bu sayıda 828 adette ve bunların 200'ünden beri toplamayı başarmıştık. 73 tanesi yanlış hatırlamıyorsam İl halk kütüphanelerinden alınmış verilerdi. Tabii burada önemli olan nokta, ben bütün tezin bölümlerinden bahsetmeyeceğim. Sadece üzerine vurgu yapmak istediğim nokta, biz bir deprem bölgesiyiz maalesef ve bu böyle devam edecek. Belki Türk kütüphaneciliği adına ilk 100 yılda bu konunun üzerine çok fazla düşmedik ama ikinci yüzyılda üzerine konuşacağımız çok şey olacaktır diye düşünüyorum. Bu çalışmayı yaparken yapısal olmayan elemanlar üzerine çalışmıştık ve alınabilecek proaktif önlemler üzerine böyle bir çalışma yürütmüştük. Yapısal olmayan elemanlar kısaca binanın iskeleti, statiği, işte çatısı haricinde binaya sonradan monte edilebilecek her şey olarak tanımlanabilir. Proaktif önlemlerde belirlenen risklerin olay gerçekleşmeden tedbirlerinin alınması şeklinde tanımlanabilir. Amacımız elbette bir farkındalık oluşturmaktı ve halk kütüphanelerinin mevcut durumunu ortaya koymaktı. Tezin kapsamı söylediğim gibi bayağı genişti. Gerek doğa kaynaklı, gerek insan kaynaklı, gerekse iç ortam koşullarını değerlendirdiğimiz bir çalışmaydı. Şimdi bu yöneticilere uyguladığımız anket sonucunda yöneticilerimizin yaklaşık %8'i afetlere tümüyle hazırlıklı olduklarını belirtmişler. Bu
verileri en başta vereceğim, en sonunda da bir sonuca tekrardan bağlayacağım. Yine burada hazırlıklı yeterli olmamasının nedenleri arasında bina yetersizlikleri sorunları ve bu alanda eğitim ve uygulama yetersizliğinden genel olarak bahsedilmiş. Mevzuatın da genel olarak yöneticiler tarafından uygun olmadığı düşünülüyor diyebilirim. Peki deprem bizim için neden önemli? AFAD'ın verilerine göre yaklaşık günde 65 deprem, ABD Jeoloji Araştırma Derneği'ne göre ise günlük yaklaşık 55 deprem tüm dünyada meydana geliyor. Ortalama 60 deprem diyebiliriz. 1900'lü yıllardan sonra yapılan çalışmalarda da yıllık 16 büyük deprem, yani 7 ve üzeri deprem olduğu dünyada görülüyor. Son 10 yıl içerisinde bu ortalama 25'e yaklaşmış durumda. Peki deprem neden önemli? Deprem afetlerin sonucunda meydana gelen can kayıplarının %60'ını depremlerden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Ülkemiz için önemli dedik. Türkiye'nin yüzey alanının %96'sını ve toplam nüfusun %80'ini etkilemekte depremler. Yine deprem ve yapısal olmayan elemanlar unsur ilişkisine baktığımızda maddi kayıpların %30'unun, yaralanmaların %50'sinin ve ölümlerin de %3'ünün yapısal olmayan malzemelerden kaynaklandığını söylemek mümkün. Peki bunun için ne gibi bir önlem alabiliriz? Az önce bahsettiğim gibi bu sonradan monte edilen, yani binalara, kütüphane binalarına sonradan monte edilen bütün yapısal olmayan elemanların uzman kişiler tarafından profesyonel bir şekilde yapılması gerekiyor. Tabii ki burada kullandığımız eşyalardan, araç gereçlerden tutun da kitap raflarına kadar çok büyük bir önemi var. Bence en önemlisi kitap rafları ve bu eşyaların da nereye konacağının önemli olduğunu düşünüyorum. FEMA'ya göre bu çelik rafların çapraz bir şekilde güçlendirilmesi, ahşap rafların ise gerek yanlardan, üstlerden gerekse arkalarından güçlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Peki güçlendirmezsek ne olur? Birkaç resimle birkaç örnek vereceğim. Bu Nepal'de bir deprem sonrası üniversite kütüphanelerinden bir görüntü. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde bir deprem sonrası bir üniversite kütüphanesi, İngiltere'de bir üniversite kütüphanesi görüntüsü. Ve Türkiye'ye geldik. İzmir depremini yaşamıştık. İzmir depremi sonrası İzmir Atatürk İlahi Kütüphanesi'nden bir görüntü. Sağ taraftaki görüntü Van 100. Yıl Üniversitesi'nin kütüphanesinden bir görüntü. Sol taraftaki görüntü ise şu an görev yaptığım Düzce İlahi Kütüphanesi'nden bir görüntü. Bu deprem yaşandığında ben orada değildim. Ama karşıda gördüğünüz yıkılmayan istinat duvarı hemen benim ofisimin kapısının önü. Bu depreme orada da yakalanabilirdim. O yüzden önem vermemiz gerektiğini bir kez daha vurguluyorum. Bu görüntüler de Adıyaman'da son Maraş depreminde depreminden sonra alınan görüntüler. Kitap rafları dedik ama sadece kitap rafları değil. Burada asma tavanların da sağlıklı olmadığını, deprem açısından sağlıklı olmadığını söylemek mümkün. Bu araştırma sonucunda genel olarak bahsetmemiz gereken şeyler, kitap raflarının büyük oranda büyük oran hemen hemen yarısı kütüphaneler tarafından sabitlenmemiş. Yine eşyaların yarısı sabitlenmemiş veya bir şekilde desteklenmemiş. Afet durumunda acil durum aydınlatma sistemlerinin kütüphanenin %65 tarafından yaklaşık olarak kullanılmadığı belirtilmiş. Yine bu depremlere ve afetlere karşı herhangi bir geçici deponun önceden belirlenmediği bildirilmiş. Koruyucu ve ikmal kutularının önceden temin edilmediği, yüksek oranda temin edilmediği yine kütüphane yöneticileri tarafından belirtilmemiş. Ve en önemli bilgilerden birisi bence yine bu %56.5'i
duyarlılık, dayanıklılık, depreme duyarlılık ve dayanıklılık raporlarının kütüphaneler tarafından olmadığını belirtmişler. Yani kütüphane binalarının ne kadar dayanıklı oldukları ile ilgili hiçbir raporu, bilgisi yok kütüphanelerde. En başta söylemiştim, kütüphane yöneticileri bu durumdan biraz hani hem mevzuat açısından hem de kütüphanelerin durumu açısından memnun olmaklarını bildirmişler ama ne yazık ki %85.5'i genel müdürlükten bu konuyla ilgili herhangi bir şekilde resmi yazıyla bir talepte bulunmamış. Yine büyük bir çoğunluğu toplanma alanlarını belirlememiş. Peki ne yapmalı? Kütüphane yöneticileri tarafından akademik yönetim senaryoları sistemli bir şekilde takip edilmeli. Yine ilgili mevzuat, az önce Bülent hocamız da söyledi, yani bir politika ile ilgili bir problemimiz var genel olarak. Yine bu doğrultuda ilgili mevzuatın iyileştirilmesi gerekiyor. Erken uyarı sistemlerinin, akıllı sistemlerinin, uydu iletişim sistemlerinin takip edilmesi gerekiyor. Tabii bunların yanında 2011 ve sonrasında yapılan kütüphanelerin afet yönetimi açısından geçmiş yıllarda yapılan kütüphanelere göre biraz daha iyi oldu araştırma sonucunda ortaya çıkmış. Peki biz kütüphaneciler, kütüphane yöneticileri neler yapabilir dersek, bu risklerin belirlenmesi gerekiyor. En başta risk faktörlerinin önceliklendirilmesi, mevcut tehlikelerin ortadan kaldırılması, kalıcı riskler kontrol altına alınmalı ve yeni risklerin önlenmesi gerekiyor. Proaktif önlemlerin kısaca alınması gerekiyor diyebiliriz. Tabii ki bu konuda bizim herhangi bir şekilde oluşturduğumuz bir kılavuz, rehber veya bir plan bulunmuyor. Bu konuda kütüphane afet ve acil durum planı hazırlayabiliriz. Yine bölgesel olarak kurtarma atölyeleri kurabiliriz. Bu depremlerde veya afetlerde zarar görmüş materyalleri tamir edebilmek için diyeyim. Bence yine önemli konulardan bir tanesi veri kurtarma merkezlerinin kurulması veya bulut teknolojisinin kullanılması. Genel müdürlük tarafından veya bakanlık tarafından kütüphanelere ait bütün veriler şu an işte Ankara'da bir sunucuda tutuluyor ve herhangi bir şekilde başka bir bölgede, başka bir yörede veya işte burada herhangi bir afetin olması durumunda etkilenmeyecek başka herhangi bir alanda veri kurtarma merkezi yok maalesef. Bütün verilerimizi herhangi bir afet sonrasında bu şekilde kaybedebiliriz. Yine başta KYGM olmak üzere başta KYGM tarafından AFAD'da üst yöneticiler boyutunda bir yönetici bulundurulması, görevlendirilmesi gerekiyor. Yine bu alanda coğrafi bilgi sistemlerinin önemi çok büyük. Coğrafi bilgi sistemleri kurularak halk kütüphanelerinin bu sistemler üzerinde işaretlenmeleri ve işte gerekli çalışmalarının yapılması ve daha hızlı karar verebilmek adına bu çalışmaların tamamlanması gerekiyor. Çok çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sağ olun. Sayın Edris Semikaya'ya ben özellikle teşekkür ediyorum. Aslında oturma süresi içerisinde bitirmiş olduk ama sorularınıza hemen oradan bir el kattı. Müsaadenizle biraz daha sabrınızı ben rica edeceğim. En azından bir iki soru alalım. Evet, mikrofonu verebilirler mi acaba? Kendinizi de tanıtırsanız sevinirim. Sunumlar için çok teşekkür ederiz. Ben İnci Önal, Hacettepe Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi bölümünden. Şunu sormak istiyorum. Aslında bütün sunum yapanlara aynı şeyi sormak isterim. Politikalar açısından, karşı yaka kütüphaneleri açısından, halk kütüphaneleri açısından, afet yönetimi açısından. Acaba Türkiye'nin bu alanlarda en başarılı olduğu, en iyi
yaptığı şey ne olmuştur? Yani halk kütüphanelerinin en başarılı olduğu alan ne diyebilirsiniz? En iyi geliştirilen politika açısından ne diyebilirsiniz? Afet yönetimi açısından, keza ve karşı kütüphanelerin açısından en başarılı alan ne olmuştur? Onu çok merak ediyorum. Teşekkür ederim. İnce hocamızın sorusu için teşekkür ediyorum ama hani başkanımızın da dediği gibi gerçekten bütün konuşmacılarımız cevap vermeye kalkarsa bir oturumluk zamandı herhalde. Kim cevap vermek ister? Bülent hocam. Ben çok kısaca toparlayayım isterseniz, yani çok kısa söyleyeyim. Bana göre hani Türkiye'de tabii ki eleştiriyoruz eksikleri, olumsuzlukları. Kuşkusuz hani iyi yaptığımız şeyler de var. En başında hani Türkiye'de gerçekten bir halk kütüphanesi örgütlenmesi var. Yani bunu sağlamak kolay değil. Bütün eksiklerine rağmen bence hani Türkiye'de bir halk kütüphanesi örgütlenmesinin olması, hem bakanlık düzeyinde merkez birimlerinin olması, taşrada işte kütüphanelerin olması, bu aslında başardığımız bir şey. Sadece sayıları arttırmak lazım. Belki bir de bunu artık sistem olarak tartışmak gerekir. Yani afet yönetimi açısından aslında genel olarak Türkiye'de kanun var, afet yönetimiyle ilgili yönetmelikler vesaire. Ama Semih'in de söylediği gibi bunların daha kütüphanelere uyarlanmış hallerinin ortaya çıkması gerekir. Kütüphaneci, halk kütüphanecisi dayanışması var Türkiye'de. Yani diğer kütüphanelerimizde de var. En iyi yaptığımız şeylerden biri bence kütüphaneciler arası. Evet, sorunlar, kişisel sorunlar, bunu kastetmiyorum ama genel olarak bir kütüphaneci dayanışması Türkiye'de var diye düşünüyorum. Hatta farklı türdeki kütüphaneciler arasında da hani ben bunu birazcık yeni doğmuş civcivlere benzetiyorum. İşte birbirlerine yaslanıp sıcaklıklarını hissedip korunmaya çalışıyorlar. Tabii çok uzun bir konu. Hani kolay yanıtlanacak şeyler değil. Bir sürü şey söylemek lazım. Teşekkür ederim. Sualım buyurun. İnce Hocam, bizimki biraz daha farklı ve tekil bir örnek ama Halk Evleri'nin kuruluşundan itibaren Karşıyaka için kütüphane ve kitap çok önemli olmuş. Zaman içerisinde bir Karşıyaka Genel Kütüphanesi'nin kurulması, ardından Karşıyaka Hoca Mithat İlçal Kütüphanesi'nin kurulması çok önemli. Çünkü Karşıyakalı bunu çok istemiş, sahiplenmiş, her şeyle sahiplenmiş. Her şeye rağmen orada bir kütüphane var ve insanlar buna sahip çıkıyor. Bu sahipleniş bence Karşıyaka özelinde çok önemli. Teşekkürler. Bir de belki şu var, çok özür dilerim. Hani ben dünkü açış konuşmamda da söyledim. Yani genel olarak kütüphaneler Türkiye'de güvenilir kurumlar, bilginin güvenilir kurumları, yani bu halkta var olan kütüphane algısının aslında en olumlu yanı bu. İşte çocuğu kütüphaneye gidiyorum diyorsa anne baba bir ses çıkarmıyor. Yani bu çok önemli bir şey. Kütüphaneler güvenilir kurumlar. Bu anlamda da yaptığımız, başardığımız şeylerden biri bu bence. Başka soru da yok herhalde. Ben... Pardon. Tabii. Mikrofonu alabiliriz. En başarılı olduğumuz konu dediği İnce Hocam da aslında en başarılı olduğumuz konulardan birini Mehmet Toplu'nun o en son özetlediği siyasetin şeye yansıması. Ya o kadar güzel başarabiliyoruz ki yönetici kesimdeki insanlarımızı sürekli görevden alıyoruz. Aynı bakan değişmemiş, kendi atadığı elemanı alıp tekrar yenisini atayabiliyor. Erkan arkadaşımız, merhaba. Bu en az 10 defa görevden aldı, tekrar geldi, mahkemeyle gitti. Yani bunu çok iyi başarıyoruz. Yani o konuda gerçekten başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Ben şöyle bir unuttuğum bir şey söyleyeyim. Türkiye'deki eğitim sistemine baktığınız zaman eğitim sistemindeki bütün yasalar askeri darbeler ve hatta şey döneminden çıkmıştır. 61 Anayasası'nda eğitim sistemi değişmiştir. 70'te değişmiştir. 80'de değişmiştir.
eğitim sisteminin temel mantığı araştıran, sorgulayan bir birey yetiştirmenin ötesinde her iktidarı kendine uygun adam yetiştirme mantığıyla hareket ediyor. Bakın, 1998 postmodern 28 Şubat darbesinde 8+3 eğitim sistemi çıkıyor. 8+3 eğitim sisteminin temel mantığı İmam Hatip'ten önüne kesmek. 2012 yılında 4+4+4+4 eğitim sistemi çıkıyor. İmam Hatip'lerin önüne nasıl geliştirebileceğiz? Çünkü sizin eğitim sisteminiz, hükümetlerin eğitim sistemi, devletin eğitim sistemi değil. İktidarlara göre adam yetiştirmeye çalıştığınız zaman, düşünen, sorgulayan bir birey yetiştirmek istemediğiniz zaman, o zaman kütüphane olgusu hiçbir zaman işin içerisine girmiyor. Onun için okul kütüphaneleri yok zaten. Onun için halk kütüphanelerine bakın, basit bir örnek. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi 7-8 tane bakanlığın bütçesinden daha fazladır. Bugün kütüphanelere en az ödenek ayrılan, bütün ülkede 100 yıl boyunca en az ödenek ayrıldığı yerler kütüphanelerdir. Çünkü bu bir tercihtir. İktidarlar düşünen birey istemiyor, sorgulayan birey istemiyor. Kendine uygun adam nasıl yetiştirebiliriz onu istiyor. Onun için de sizin kütüphane kurumunuz gelişmiyor. Üniversite kütüphanelerinin ödeneğini, bakın üniversite kütüphanelerinin ödeneğini genel bütçenin en az %5 olması gerekiyor. En az %5 olacak. Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi veya ODTÜ Üniversitesi ile Bilkent birkaç üniversiteyi çıkarıp hiçbirinin ödeneği %1, %2'den fazla değil. Bu kadar basit. Teşekkür ederim. Şimdi bu oturumda da değerli konuşmacılarımızdan dinledik. Duyduğunuz gibi ya da bildiğiniz gibi gerçekten kütüphaneler içinde bulundukları toplumda ola gelen siyasi, ekonomik, sosyal, teknolojik değişimlerden yani onların etkilenmemesi mümkün değil. Bu etkileri işte dünden beri zaten o tarihsel süreç içerisinde duyduk, dinledik. Bundan sonra da bunları duyup dinleyeceğiz. Ama biz kütüphanecilere düşen önemli görevler var. Bunları gerçekten değişime direnmeden yerine getirebilirsek daha nice yüzyılları inşallah hayırlı bir şekilde karşılamış ve geçirmiş oluruz. Ben bütün değerli konuşmacılarımıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Size de sabrınız için teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki oturumlarda da zaten hepimiz buradayız. Sorularınız varsa yine konuşma ve tartışma fırsatımız olur. Oturum başkanımıza, panelist hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine plaketlerini vermek üzere Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı Ali Fatih Kartal'ı davet ediyoruz. Teşekkürler. Teşekkür ederim.